Bu ortamda böyle bir şey dinlemek tabii çok güzel, çok heyecanlı. Böyle bir etkinlik özlemiştik. Bahsedildiği gibi 10 yıldır ilk defa oluyor bu atmosferde böyle güzel bir güzellik. Atmosfer çok güzel. Büyük katkı veriyor özellikle bu tip aktiviteler. Bu güzelliği daha iyi yaşamamızı sağlıyor. Herkes memnun aslında. Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası burada bir konser gerçekleştiriyor. Konserin adı Antik Kent'in Ezgisi. Tabii ilimiz malumunuz Anadolu'muzun genelinde olduğu gibi çok sayıda antik kente, tarihi yapıya, arkeolojik yapıya, tescilli yapıya sahip. Bunlar içerisinde Kanlı Divane en önemlilerinden birisi, en çok ziyaret edilen antik kentlerimizden birisi. Bugün bu vesileyle, bu konser vesilesiyle en önemli, en güzel sanat dallarından birisi olan müzikle tarihi buluşturmuş oluyoruz. Bu antik kente buluşturmuş oluyoruz. Kanlı Divane yerleşimi M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanıyor. İskan faaliyetleri o zaman başlamış ve M.Ö. 7. yüzyıla kadar bu iskan faaliyetleri devam etmiş. Ve buraya 14. 15. yüzyıldan itibaren Türkmen gruplar, Türkmen aşiretler gelmeye başlamış ve burada yerleşmeye başlamışlar. İsmini
buradaki taşların renginden aldığı söylenir. Taşlardaki o kızıllık, kırmızı renkten aldığı söylenir. Burada büyük bir obruk var. Bu obruk tabanın çökmesi suretiyle oluşmuş. Obruğun derinliği 50 metre, uzunluğu 142 metre, genişliği 95 metre ve toplamda da 12 bin metrekare bir alana sahip. Buraya gelen insanların en çok dikkatini çeken yapılardan birisi bu obruk yapı ve etrafında tabii böyle bir antik kentin olması gerçekten ziyadesiyle ilgi uyandıran bir durum. Yılda ortalama 1 milyona yakın ziyaretçinin geldiği ilimize bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağız.